Kıymetli misafirler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulan Türk Tarih Kurumu, 92 yıldır Türk ve Türkiye tarihini tüm yönleriyle hakikatlere uygun biçimde ortaya koymak amacıyla faaliyetler yürütmekte, bilim dünyamıza yeni araştırma ve eserler kazandırarak her alanda tarihimizi en doğru şekilde yazılmasına hizmet etmektedir. Kurumumuz tarihimizin her alanında olduğu gibi hukuk tarihi alanında da bilginin üretimi ve yayılması için çalışmalarını sürdürmekte, alanda yapılabilecek yeni araştırmaların ve yeni yaklaşımların önünü açmaktadır. Bu amaçla kuruluşundan bu yana 2200 ayrı kitabın milyonlarca basımını gerçekleştiren kurumumuz hukuk tarihimizin önemli metin ve belgelerinde yayımlamaktadır. Sayısı yüzü bulan bu eserlerin yanı sıra hukuk tarihimizin önemli simalarının hatıratlarına yayınları arasında yer veren kurumumuz belleten ve belgeler, belgeler dergileri ile de belge neşri ve değerlendirmeleriyle hukuk tarihçilerimiz ve hukukçularımızın hizmetinde olmayı sürdürmektedir. Alana bilimsel toplantılarla da kaynak sağlamaya sürdüren kurumumuz 2021 yılında Türkiye Adalet Akademisi ve Türkiye Barolar Birliği ile birlikte Türk hukuk tarihi sempozyumunu düzenlemiştir. Bu alanda çalışan isimler için önemli bir buluşma imkanı sağlayan sempozyum Türkiye Adalet Akademisi tarafından basılan bildiri kitabıyla kapsamlı ve kalıcı bir kaynağa dönüşmüştür. Kıymetli misafirler, bu alandaki en son faaliyetimiz işte geçtiğimiz hafta Ankara'da gerçekleştirdiğimiz ve e, hukuk tarihi çalıştayı olmuştur. Hukuk tarihi alanında çalışan değerli bilim insanlarını farklı yaklaşım ve yöntemleri masaya yatırdığı çalıştayda tecrübeli bilim insanlarımızla genç e, bilim insanlarımızı bir arada buluşturmuş olduk ve bu faaliyetimizin de sonucunu bir kitapçık olarak bir hukuk tarihçilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Kurumumuzun önemli faaliyetlerinden bir tanesi de hukuk tarihini de ilgilendirmesi bakımından ifade etmek istiyorum. Sosyal bilimler alanında vermiş olduğumuz burslardır. Bugün itibariyle kurumumuzun tarih, hukuk, edebiyat, e, siyaset, bilimi, uluslararası ilişkiler düzeyinde lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası olmak üzere 1200 burs yeri bulunmaktadır. Kurumumuz burs politikasıyla Türkiye'nin ihtiyacı duyduğu ve gelecekte ihtiyaç duyacağı nitelikçi sosyal bilimci yetiştirmeye katkıda bulunmaktadır. Yine kurumumuz Türk dünyasıyla bugünkü toplantımızın çerçevesi dahilinde ve kurumumuzun genel faaliyetleri içerisinde Türk dünyasına yapmış olduğumuz faaliyetler önemli bir yekün teşkil etmektedir. Türk dünyasının tarihçileriyle, Türk dünyasının sosyologlarıyla ve Türk dünyasının akademik kurum ve kuruluşlarıyla yakın ilişki içerisinde faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Ben bugünkü programımızın da kurultayımızın da hem Türk dünyası ile olan ilişkilerimize hem de hukuk tarihine olan katkıları dolayısıyla çok önemli bir faaliyet olduğunu ifade etmek istiyorum. Sözlerimi tamamlarken Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu günlerde 100 yıl önce işgal edilmiş olan ülkemizin bağımsızlığını sağlamak için canlarıyla kanlarıyla mücadele etmiş başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyor hepinizi hürmetle selamlıyorum